Işığı tamamen geçiren maddelere saydam maddeler denir. Su ve cam gibi maddeler saydam maddelerdir. Saydam maddeler ışığı geçirdiğinden bu maddelerin gölgeleri oluşmaz. Şekildeki camın önünde bulunan metal çiçek saydam olmadığından zemin üzerinde gölgesi oluşur. Camın gölgesi ise oluşmaz. Işığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam maddeler denir. Buzlu cam, yağlı kağıt yarı saydam cisimdir. Bu maddeler ışığın bir kısmını geçirirken bir kısmını yutar veya kırar. Yarı saydam maddenin arkasından bakıldığında diğer kısım net olarak görülemez. Günlük hayatımızda bu maddelerin yaygın kullanım alanları vardır. İki ortam arasında net bir görüntü oluşumu istenmiyorsa ayırıcı yüzey olarak yarı saydam maddeler kullanılır. Işığı hiç geçirmeyen maddelere saydam olmayan maddeler denir. Bu cisimlere aynı zamanda donuk cisimler veya opak cisimler de denir. Tahta, duvar, demir levha saydam olmayan birer maddedir. Maddenin kalınlığını artırdığımızda veya azalttığımızda saydam olan bir madde saydam olmayan aynı şekilde saydam olmayan madde ise yarı saydam haline gelebilir. Örneğin Işığı geçirmeyen kalın bir demir levha inceltilerek yarı saydam levha haline, saydam bir madde olan su tabakası ise kalınlığı artırılarak saydam olmayan madde haline getirilebilir. Denizlerde 400 metre'nin altında karanlık bir bölge oluşması buna bir örnektir.